Efendim 24 yıl geçmiş 28 Şubat postmodern darbesinden bu yana. Şimdi sürece ilişkin siyasi hayatım bitirilmek istendi diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan darbenin insanlık suçu olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'sa 28 Şubat'ta tanklara karşı durmak isteyen millet bunu 15 Temmuz'da başardı dedi. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. 28 Şubat postmodern darbesini bu sözlerle hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat sürecinin üzerinden 24 yıl geçti. Siyasilerden de postmodern darbenin 24. yıl dönümünde hem tepkilerini hem de duygularını dile getiren mesajlar geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ailesinin de süreçten etkilendiğini belirtti ve süreç suistimal ediliyor diyenlere tepki gösterdi. Çıkıp kendi sorumluluklarını ve o dönemde yaptıklarını itiraf etsinler. Bundan pişmanlık duyduklarını söylesinler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da 28 Şubat'ı siyasi tarihe düşen kara leke olarak tanımladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla 28 Şubat ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesajını sosyal medyadan verdi. 28 Şubat bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadavanın temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır. Aziz milletimiz 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise 28 Şubat'ın bir neslin hayalini ve hayatını çaldığını söyledi. Çelik, milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetin yok olmadığını sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor. Millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız açıklamasını yaptı.